Öldürdüm. Onu. Çiçek, sana buraya gelirsen bana güvendiğini ispat edeceksin demiştim. Ha, eğer amacın beni vazgeçirmeye çalışmaksa hiç arkana bakmadan çek git. Ya Taner, yani ya babaannen kahrından ölür. Yürü gibi bizimkileri ikinci şok olacağım. Ya ablamla Cihan, Gülfem Hanım'la amcan gibi. Ya böyle küt diye evlenme modası varmış gibi. Ya ben zaten modaya ayak uyduralım diye seninle evlenelim dedim. Tamam Çiçek, ben seni anladım ya. Zorlamaya gerek yok. Taner, Taner dur dur bir dakika. Dur. Hadi evleniyoruz. Duygu, ben biraz geç geleceğim. Kumaşçıdan haber bekliyorum. Oraya uğrayıp öyle geleceğim atölyeye. Tamam. Tamam, gelince konuşuruz. Kolay gelsin. Hani Duygu gitse kumaşçıya, sen burada kalsan. Olmaz ki öyle. Benim o kumaşları tek tek görmem lazım. Ellerimle dokunup öyle seçmem lazım. Bitsin artık şu defile. Lütfen Gülür'ü bitsin artık. Sen de dinlen. Cihan Bey. Onur Bey geldi. Merhaba. Afiyet olsun. Teşekkürler. Nasılsın Cihan? Yeni ilaçlar aran nasıl, iyi mi? İyi. Yani arada bir uyku yapıyor ama şikayetçi değilim. Güzel. İyi, hadi bakalım başlayalım o zaman. Öpücük. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Teşekkürler. Gülfem'in doğduğu günü hatırlıyor musun Halide? Bırak şu tabağı. İşim gücüm var benim.
Soru sordum. Gülru, uğraşma benimle. Ben cevap vereyim kendi soruma. Tabii ki hatırlıyorsun. Nasıl unutabilirsin ki? O gün sen de doğum yaptın. Ölü bir bebek doğurdun. Hadi Halide. Dün gece hastanede araştırma yaptığımı duyunca ne hale geldiğini gördüm. Benden kurtulamazsın. Ya gerçeği bana sen söyleyeceksin, ya da ben zaten sakladığın gerçeği adım adım öğreneceğim. Uğraştırma beni. Halide, Onur Bey geldi mi? Evet, yukarıda. Ben size kahve yapayım. Yok, istemiyorum kahve. Çıkıyorum zaten. Ortağını beklemeyecek misin? Nasıl yani? Ortaklık tehlikede mi yoksa? Ne saçmalıyorsun Gülür? Neyi ima etmeye çalışıyorsun? Ne oldu Gülfem? Bir şey mi var? Hamileyim.